Ses. Böyle iyi mi? Ses geliyor mu? Diğer mikrofon, Abdullah. Tamam. Evet, sevgili Çaydaçıra Mahallesi sakinleri, hepiniz hoş geldiniz. Devlet Millet El Ele Projesi kapsamında bugün mahallenize misafiriz. Biz sizin mahallenize hoş geldiniz diyelim. Arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı'na Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak bir proje müracaatında bulunduk. Ve genel itibariyle biliyorsunuz son zamanlarda Elazığ'da insanların genel itibariyle bir takım problemleri vardı. Ve görüyorduk ki devletle millet arasında muhtarlar, sivil toplum kuruluşları aktif görev yapamıyorlardı. Nedenine gelince kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlardı. Sürekli problemleri yukarıya taşımaktan ki siz haklısınız. Mahallenin bir takım problemlerini muhtarlar aracılığıyla üste iletilmesi noktasında baskı oluşturdunuz. Ama muhtarlarımız da arada hep ezildi kendilerini ifade ederken. Ve bir kopma yaşandığını düşünüyoruz. Daha doğrusu belki bir eksen kayması diyelim. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'na bir müracaatımız olmuştu. Devletle milleti bir araya getirelim. Vatandaşlar kendi problemlerini yetkililere bizatihi iletsinler ve yerinden yönetimle çözüm bulalım. Bu da bu projede kabul edilmişti. İçişleri Bakanlığı adına Elazığ Valiliği yetkili kılındı ve projenin birinci ayağı olan 10 tane kurum tespit edildi. Bu 10 tane kurum müdürlerinin bu tüm toplantılara katılımı ile ilgili valilik teminat altına girdi ve karşılıklı imzada bu teminatı imza altına aldık. Biz de Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak diğer sahil görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilmiş olduk. Ve İçişleri Bakanlığı'nın bu projesi bugün ilk mahallemiz olan Çaydaçıra Mahallesi ile başlamış oldu. Tabii şimdi bizim planlarımız bu şekilde değildi. Arkamda gördüğünüz gibi devletin yeri boş kaldı. Bunun geçici bir durum olduğunu varsayıyorum. Şöyle ki varsayıyorum, millet olarak siz buradasınız. Keşke devlet yetkilileri de burada olsaydı. Bunun politik bir tarafı, bunun birleşmekten başka bir tarafı, bu kadar açılımlar, bu kadar işte birliktelikler yaşandığı ülkemizde biz devletle milletin bir araya gelmesinden başka kafamızın arkasında bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yani ben kişisel anlamda söylüyorum. Devlet yetkililerinin de bunu niyet okuyuculuğu yapıp herhangi bir şey yormadan bugün burada olmaları gerekiyordu. Ama gördüğünüz gibi devletin temsilcileri yok. Ama bir dahaki hafta 24 Şubat'ta Hicret Mahallesi'nde ikinci toplantıda umarız ki devlet yetkilileri orada olurlar. Ve zannetmeyin ki bir mahallenin diğer mahalleden daha fazla problemi ya da daha eksik problemi var. Bütün mahallelerimizin problemleri neredeyse eşdeğer. Biraz sonra siz de kendi problemlerinizi ifade edeceksiniz. Biz tabii İçişleri Bakanlığı ile bu konuyu paylaştık. Ve İçişleri Bakanlığı'nın bizden talebi şu oldu. Siz problemleri tespit edip gerekirse Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak çözüm önerilerinizle beraber bize rapor olarak verirseniz biz aşağı yukarı projeyi başarılı olmuş sayacağız demişlerdi. Biz de bu şekilde yapacağız. Sizin biraz sonra ifade edeceğiniz genel problemler arkadaşlarımız tarafından not alınacak ki zaten kamera kayıtları da yine İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek. Ve bu problemlerden biz birçoğunun çözümüne ilişkin raporlarla birlikte gönderip İçişleri Bakanlığı'nı bu konuda yönlendirmeyi planlıyoruz. Çünkü sadece problemlerin tespit edilmesi, sadece problemlerin yüksek sesle ifade edilmesi biliyorsunuz çok sinerjimize bir şey katmayacak. Biz çözümden yanayız. Ve ben sözü millete bırakayım diyorum. Eğer söz almak isteyenler varsa birinci sıradan başlayalım. Arkadaşlar kendilerini ifade etsinler. Çaydaçıra Mahallesi'nin tabii direkt sizin birinci derecede probleminiz olmayabilir ama mahallenizin gördüğünüz problemleri mutlaka vardır. Bu problemleri ifade ederseniz seviniriz. Buyurun. Ama önce kendinizi tanıtırsanız biz de kayıt altına almakta zorluk çekmemiş oluruz. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. İsmim Niyazi İpek. Yavuşlar Tabii Kontak Sistemi'nde olarak 834 kat markasında burada bulunmaktayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tespit ettiğim sistemi olarak tespit ettiğim sorunlar hep aynı sorunlar. Belki diğer kat markalarından çeşitli ama ben onlar adına inşallah bunları dile getirmeye çalışacağım. Birincisi servis araçları, otobüslerin 7.3'ten sonra
buraya gelmemiş olması ve normal otobüsler halinde, servis araçlarında da yeterli olmaması, yani okulların açınca düşünürsek buna çok sıkıntı olacak. Temizlik müdürü Adnan Bey'le ben görüştüm. Çöplerin akşam alınmasını istedim. Sabah oluyor çünkü köpekler dağıtıyor. Biz tekrar temizlik için yapıyoruz. Okul ile sitemiz arasındaki mesafe, ilkokul çocukları, çocukların gidip gelmesi zor. Servislerin olması gerekiyor. Bizim site olarak bugün o değil ama yarın, yazın çok yaşayacağımız bir sorun var. Bir fosikli çukurumuz var. Kanalizasyonun yukarıda kalması sebebiyle aşağıya bir sistem kurulmuş. Bunlar her hafta belediye denediği için atılması lazım. Atılmıyor. Belediye bu konuda ilgisiz. Yazın biz kamp mahalleleri korkudan oturamayacaklar. Onun çözümü var mı acaba? Çözüme ilişkin. Orada bir sistem kurulmuş. Onun düğmesi açık kapanması lazım ama bu kesin çözüm değil. Sizin öneriniz varsa biz en azından onu da dile getirmiş olursanız sevinirim. Çünkü yaşayan sizsiniz. Şimdi dışarıdan gelen birisi buna bir kere... Ben yeni geldim. Ben bir aydır buradayım. Çözüm tamam. Zaten eğer istiniz üretiriz. Orada sorun tamam. Yok. Ama yetkililere gelip burada bize destek olmalı lazım. Anladım. Karaçalı içme suyu hattının sitemize çekilmesini istiyoruz. Cami yerimiz var. Camimiz yok. Yerimiz var, camimiz yok. TOKİ bunun cami yaparak teslim etmeyecek miydi? Projede sanki cami de vardı. Ben dile getiriyorum. Teslim edip ben TOKİ'ye alıyorum. İkincisi bizim bölgemiz jandarma bölgesi. Jandarmanın bize olayla intikal etmesi biraz zaman alıyor. Jandarma bölgesinden çıkılıp özellikle İçişleri Bakanlığı olduğu için bunu söylüyorum. Polis matikası bölgesi alınmasını talep ediyorum ben şahsım adına. Çünkü ileride çok olaylar yaşanabilir. Özellikle sinerjiler çok var burada. Yeşil alanımız yok. Çocuklar spor alanlarını parklarda oynuyor. Arabalara sıkıntı veriyorlar. Bunlar bir an önce çözülmesini istiyoruz. Temizlik, yolların temizliği, özellikle belediyelerimiz maalesef bunu yapıyor. TOKİ gelip site yönetimi kurulunca orada ne güzel site yönetimi var, temizlik yapar diyor ama bu yeterli olmuyor. Bize destek olmalarını istiyoruz. Araçları az, aracın çoğaltılmasını istiyoruz. Çünkü 3 siteyi alıyorlar. Bizde daha oturum %40 bir araba çöpümüzü alamıyor. Bir araç çöpümüzü alamıyor. Sıkıntılar benim getireceğim bunlar. Alışveriş merkezi yok. Sen pazar yok. Herkes bir ekmek için belki çarşıya mı çıkıyor? Aha. Yani öyle bir sıkıntı var. Bunu bir an önce sen pazarının oluşturması en basitinden bu olabilir. Veya alışveriş merkezinin. Bir bakkal yok. İki tane şey var. TOKİ'nin altında böyle bir apartmanların altında böyle bir organ var. Yok böyle bir şey, böyle bir sistem yok. Ayrı bir çarşı yapılmış ama çarşı faaliyette değil. O konuda da benim söyleyecek bir şeyim yok yani o anlamda. Çevre aydınlatmalar yanmıyor. Yani TEDAŞ'a ait. Onlar bir sürü yanmıyor. Benim dile getireceklerim bunlar. Evet bunlar. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Gerçekten önemli problemler. İfade ettiğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşımıza da hemen söz verelim. Kendini tanıtalım lütfen. Adım Metin Demir. TOKİ'de oturuyorum. Binanızı TOKİ yaptı. Teslim etti. Sonuçta şu anda binamızın önünde yol yok. 5 kilo önünde yol olmadığı gibi arka cephede biriniz rahatsızlansak 112 gelse yangın merdiveninden 112 alıp götürecek veya binanın etrafını dolaracak. Bir cenazemiz olsa... Yani stabilize de olsa yol yok. Stabilize de olsa yol yok. Yani bu konuda belediyeyle çalışmasını ve gelip ilgilenmelerini isteriz. Bu projede aslında olması gereken bir şey. Yani bu TOKİ'nin daha önce yapmış olduğu birçok... Şu anda biz sorduğumuz kadarıyla bize söylenen daha şuurlandırma yapılmamış yol hattı olup olmadığını bile bilmiyoruz önümüzde. Yani yetkililerden hiçbiri gelip de bu konuda yardımcı olmadılar. Yani TOKİ'nin bildiğim kadarıyla imar yetkisi de var. Hani normalde kendi içerisinde de olsa yapıp çıkması gerekiyordu. Kendi içindeki yolu yapmış ama ön tarafta binanın önünde yolumuz yok. Çok ilginç evet. Allah kolaylık versin. Evet buyurun. Adım Celal Erpan. Çayda Tıran Mahalle sakinlerindenim. Bizim mahallemiz biliyorsunuz yeni kurulan bir mahalle. Ama hiçbir şey yok. Sosyal faaliyet yok, camisi yok, alışveriş merkezi yok, sağlık ocağı yok, hiçbir şey yok. Yani düşünün 10 haneli bir köyde bunların mevcut olduğunu hep biliyorum.
834 tane olan bir yerde hiçbir şey yok. Belediye bakmıyor, valilik, valilik bakmıyor. Ne bileyim yani, sanki güvenli bir mahalle. Çok büyük sorunlarımız var, çok büyük. Valiler gittik, yürüyüş yaptık. Ama yine de ilgilenen olmadı. Anladınız mı? Evet, haklarınızı biraz söke söke alıyorsunuz. Biz takip ediyoruz medyadan. Kazım'da diğer tarafta konuşuyorlar. Bir arkadaş söyledi işte, onlara hak verin. Bizden peşi sıra çağırın da bizi konuşturmuyor. Şimdi konuşuruz. Geldiler orada bizi termik dilan ettiler, anarşist dilan ettiler. Olur mu öyle şey? Bir kere lastik yaptık ya. Eylem biçim. Termik dilan ettiler. Bizim kapımızı aradı. Hatalanmak da suçluyor. Bizim terörist olmadılar. Bize vakıf vermediler. Şimdi size geniş bir hak verildi. Evet, geleceğim bu. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Teşekkür ederiz. İsmim Şefik Özdemir. Toki Sertleri'ne oturuyor. En büyük sorunumuz şu anda bir sağlık ocağı yok. Duyduğum kadarıyla sağlık ocağı 500 konutun olduğu yerde afet konutları orada yapılacak. Ama şu anda bir yerde 4 daire memur sene yaptığı olduğu konutlar var. 834 konut bizim var. Afet konutları ortasındaki bir arazide, yani normal ortalama olarak ortasında yapılsa 3 blokta bundan yararlansa çok iyi olacak. Doğru. Yani sağlık ocağı olmadığı için zaten şu anda bütün ürünler hep aşağı yükleniyor. İkincisi, belediye buraya saat 7'den sonra araba vermiyor. Gündüzde 2 saatten bir belediye otobüsü geliyor. Yani yeterli değildi. Yani o arada ne oluyor? Neyle gidip geliyorsunuz? O arada işte minibüsler geliyor, dolmuşlar geliyor. Onlar da zaten dolu dolu gelip gittiği için en az yani bir kişi caddeye çıktığı zaman yarım saat yolda bekliyor. Yani minibüs zaten 2 saatte bir geldiği için minibüsler de zaten 14 tane minibüs o hatta çalışıyor. 14 minibüsün dışında başka minibüs yok. Yani o da yeterli olmadığı için bütün millet orada bekliyor. Ve sabahleyin yani patates, çocuklar okula başlayacak. Biri orada çekse bütün yol boyu öğrenci dolu. Bu öğrenci okula gidecek, derse gidecek. Orada sokaklar dolmuş, minibüs bekliyor. Çünkü servis daha girmemiş. Yeni olduğu için servisler yok yani. Onun için sıkıntı çok. Ve bütün yolların önünde arkadaşım demin bahsettiğim gibi yol yok. Yol olmadığı gibi cenaze de olsa, ne de olsa hep arka tarafta ya dolanacaksın ya da merdivende çıkacaksın. Yangın merdiveninden. Onun için şimdi daha doğrusu bir projemizin ne kadar olduğunu da bazı yetkililerden bunu soruyoruz ama kimse bize doğru doğru cevap vermiyor. Memur sene şu kadar arsası var. Yani sınırınız ne kadar? Şura mıdır? Kimse bize cevap vermiyor yani. İşin doğrusu. Bizim doğal gazımız evet. Merkez sistem kalifelerimiz yaptı. Ama şu anda bireysel olarak daha hiç kimse doğal gazı yapmadı. Çünkü bir şirket bunu almış, zamanında bunu projesini çizmemiş, çizmediği gibi ben o projeyi çizecek değilim, onların zamanında o projeyi çizmesi lazım. Bize teslim ettikleri zaman bize o binanın tamamının oturur vaziyette olması lazımdı. Ama değil, hiçbiri değil. Yani bu konuda yürüdük, devalliye yürüdük, evet. Birileri bizi provokatör olarak da ilan ettiler, etsinler, biz hakkımızı alıyoruz. Hakkını aramayan insanlar zaten o aile reisi olmaz. Yani bizim provokatör olarak ilan edenler, onlar kendi manfaatlarını düşünerek bizi ilan ettiler. Yani Çaylaçıran Mahallesi'nde olsun, yani yeni kurulduğu için daha muhtarlığımız da yok. Biz kendi nüfusumuzu kaldırdık. Aile hekimliğinden de ayrıldık. Yani şu anda nereye gideceğimiz de bilmiyoruz. Onun için gerçekten basınla rica ediyorum. Yani basın bizi gerçekten ilgilendi,
Yani dile getirdi, medyada olsun, gazetelerde olsun dile getirdi. Daha da biraz daha önemli mesele gerçekten güzel oldu. Ben size teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Tabii ki ben ama şunu ifade etmeliyim. Ben hem sizi basından takip ettim. Yani basın tabii sürekli sizi gündemde tutmakta belki sistem olarak çok mümkün olmayabilir ama basın sizin sesiniz oldu diye düşünüyorum. Yeterli midir? En azından bu programlarla bu yeterlilik düzeyi biraz daha azalır diye düşünüyorum. Evet. Evet. Sayın Refik Temiz. Refik Bey, biz sizi medyadan da tanıyoruz. Yaptığınız iyi işlerden de tanıyoruz. Siz de bu mahallenin sakinisiniz. Evet, buyurun. Değerli hocam, özellikle Çaylar Çıra mahalle sakinlerini bu toplantıya iştirak edip katılımlarını sağladığınızdan dolayı size ve tüm ekibimize teşekkür ederim. Biliyorsunuz ben de bir acizene hem bir görme engeliyim, görme engeller dernek başkanıyım. Doğu Ege'nin bölge sorumlusuyum Ankara'da yönetim kurulu üyesi olarak. Ben bu konularda çok rahatsız oldum. Rahatsızlığımın nedeni de birkaç değerli abimizle, hocalarımızla dile getirdik. Ve bu dile getirmemizin sonucunda mağduriyetlerimiz giderildi mi? Yeterince giderilmedi diyebilirim, açık ve net söyleyeyim. Halen daha sorunlarımız devam etmektedir. Bazı arkadaşlarımız dediler ki basından dert yandılar. Arkadaşlar, basın bizim her şeyimiz. Basın bizim gözümüz, kulağımız, her şeyimiz basın. Basın bize daha ne yapsın? Basın geldi, benim arabamı bile karda iteledi, yolda çıkardı. Basın daha ne yapabilir? Bu önemli. Onlara camiam ve şahsım adına özellikle Toki sakin olarak teşekkür ediyorum. Bu gerçekten teşekkür etmeyi hak ettiler buna. Evet, sağ olsun. Bizler de beraber sürekli. Şöyle ki, sorunlarımız hak sabada. Aile hekimliği kurumu kurulmamış dediler ama şimdi sayın müdürümüzden bilgi aldım Yazı Bey de yanında durduğu için. Aile hekimliği kurulmuş arkadaşlar. Bunun bilgisini burada kendisi verdiğimde. Artık sorunlarımız hak safhada. Neden diyeceksiniz? Asansörlerimiz halen daha ben bir görme engelli olarak bir dostumun evine gittiğim zaman merdivenden çıkarak gidiyorum. Çıkarak iniyorum. Bu benim için bir acı verici bir olay. Artık kalbim sorun. Giderirdi yani doğal gazımız. Bildiğiniz gibi çöp dedi değerli müdürümüz. Çöp müdürü Adnan Bey, temizlik işleri müdürü. Adnan Bey'e ben de gerekirse söylerim. Benim halam oğludur kendisi. Söyleriz gerekirse akşam kaçta derlerse o saatte alırız. Sayın değerli hocam da Bilal Bey de bu işin üzerinde duracağını zaten ben kendisinden eminim yani bu konuda. Bizlere değer verdiği için. Bu da bu konuya değer verir. Araba konusu, benim kızım sabahleyin, Allah nasip ederse yarın okula başlayacak, beni titreme almış. Acaba ben araba mı götüreyim? Yoksa servis gelecek mi? Servis sorunu çok büyük haksabada. Bayanlar geliyor, ya bir servis çocuklarımızı almıyor, biz nasıl götüreceğiz? Titreme almış. Okula gönderilirsek, eğitim hakkımız elinde alınmış gibi bir imaj yaratır ki, Sayın Milletvekili Müdürümüze şuradan bir çağrı yapayım. Sayın servis şoförlerine, ekiplerine toplasın bir araya. Desin ki arkadaşlar, burada bu kadar öğrencimiz var, tespit etsin hangi öğrenciler nereye gidiyorsa. Zor bir şey değil yani. Geçti olsa, yani servis olmayan araçlarla bir tane milletim tutar, engelli kardeşlerimizi okula götürdü gibi. Bu kardeşlerimiz de bu yıl yarın dönem zaten gitti, yarısı kaldı. Burada 3-4 aylık bir dönem kaldı. Bu çocuklarımızı mağdur etmesinler. Asansör sorunumuz demiştim zaten, kalbe sorunumuz. Çevre sorunumuz, cami sorunumuz, en güzeli camimiz olması. Şevik Hocam söyledi birazdan, dedi ki Toki sakinleri olarak 1050 tane Toki yapılıyor. Yeni ikinci etap, birinci etap 834 ile. Bir de o fakir konutlarımla, Akdere konutlarıyla ilgili orada oturan abilerimiz var. Onların da sorunları hepsini ortalama, yani hepsine eşit şekilde olacak şekilde yapılırsa ne sonra bir cami yapmışlar. Allah razı olsun yapardı ama yeterli mi? Yeterli değil. Millet Paşa Camisi'ne bile en azı doluk taşıyor yani. Olay bir de yeterli değil. Bilal Hocam daha sonra söz alırsam eğer bir daha söz alırsam kafamda bazı şeyler var. Onları söylemeyen arkadaşlar söylesin diyorum. Söylemedikleri zaman ben tekrar sözler kalmak isterim. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederiz biz de.
gayet iyi toparladınız Refik Bey. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Karadar. Bu Akgün ötelinden itibaren 4 tane kavşağımız var. 4'ü de hatalı. Arabamızdan set çizerek geçiyoruz. Yani bir de artı çarşıya inerken polis okulunun oradaki büyük kavşak, orası da hatalı. Onun düzenlemesi yapılmamış yukarıdan evet. Gelirken. En azından. 4, evet, onun yapılmasını üzerinde. Evet, buyurun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Arkaya doğru uzatırsanız. İsmim Yılmaz Ertürk. Ben de TOKİ sakinlerindenim. Memur değilim ama sonradan aldım. Şimdi biz burada TOKİ'nin eksik yaptığı şeyleri aslında hep söylüyoruz. Evet, doğru, haklısınız. Yani mahalle olarak değil. Çayda Çıra Mahallesi'nin eksiklerini düşündük. Ama şu anda herkes büyük problemler çektiği için asansör dedik. TOKİ'nin sorunu. Isınma dedik, proje dedik. Bunlar da TOKİ'nin sorunları. Biz sesimizi TOKİ'ye iletemedik. Yetkililere iletemedik. Herhalde arkadaşlar fırsat bu fırsat dediler. Yani TOKİ'nin yaptığı eksikleri duyuramadık sesimizi. Bakan Bey açılışa gelmemiş miydi? Orada? Onu da söyleyeyim. Bakan Bey geldi. Sağ olsunlar ilimizi şereflendirdiler ama öğretmen evinin önünde şöyle bir sembolik anahtar teslim ettiler. Ama TOKİ'nin nerede olduğunu, binaların ne durumda olduğunu maalesef görmediler. Bir de şey dediler, biz provokatörlük yapmışız, lastik yapmışız, bize bazı yakıştırmalar yapmışlar ama biz aslında çok inceden bir mesaj vermek istedik. Evimizde üşüyorduk. Doğal gaz yoktu. O lastiği yakıp etrafında ısınmıştık. Yani üzerinden atlamadık, birilerine herhangi bir şey söylemedik. Bir ikincisi, belki o gün yine gündeme geldi ama 28 günlük bir süreç içinde bilmiyorum yani ben mazur görün ama ben 680 milyon elektrik parası verdim. 28 gün. Sadece bir tane ufo yaptım. Isınmak içindi. Evet, mecburen. Bu dertleri, bu tasarları, bu sıkıntıları çekmeyenler yaptığımız lastiği provokatörlük olarak görürler. Bir de ben de oranın sakini oldum. Oranın üyesi oldum ama maalesef bir yönetim oluşturuldu. Yani memur sen TOKİ konutlarının yönetimi. Ben kimseyi görmedim. Şu an yönetimden bir kişiyi tanımıyorum. Pardon, tanıyorum. Selçuk Bey diye biri. Telefonda abi kardeş olmuşuz ama şu an buradaysa tanımıyorum. Yani ben nasıl yönetim oluşturuldu? 15 günlük dediler. 2 ay oldu. Maalesef sitede gelip de şimdi burada müdür bey var. Canı gönülden ilgileniyor bizim dedi. Dışarıdan geldi, biz onu daha iyi tanıyoruz. Ama yönetim kurulu kimse yok. Ha bu bir site ama bir mahalle kadar. 834. Her evde 3 kişi olsa 3000 kişi, 4 kişi olsa 5000 kişi eder. En kötüsü, ben şimdi burada şahsi bir problemimi söyleyeceğim. Benim çocuğum özürlü. Milli Eğitim Müdürlüğü bir sezon sene başında diyeyim. İhale yapmış. Belli bir servis almış bunu. Ben de keşke taşınmasaydım ama taşındık buraya. Okula gittim. Servis müdürü diyor ki ben oraya servis sahibi oraya gidemem. Neden? Şey var orada diyor. Benim ihalemde öyle bir yer yok. Ya evim yandı, başka bir yere taşındım. Yani veya güzel yaşamak için param oldu. İyi duruma geldim. Oraya taşındım. Milli Eğitim'e gittim dedim, dilekçe vereceğim. Tamam, ben sizin servisinden faydalanıyorum. Sizin ihalenizde böyle bir şey varmış. Ben kendi çocuğumu servis tutup göndereceğim. O da olmaz diyor. Şimdi kaldık ortada. Yani bekleyeceğiz. Bu dönem bitecek. Sonra tekrar bir şey yapılacak, ihale yapılacak. Bizim yeni Çayda Çıra mahallemiz de o ihaleye girecek. Ki çocuğun okula gidip gelmesini öyle sağlayacağız. Evet, buradan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Dilekçe verecektim, bırakmadılar. Sayın Valime sesleniyorum. Böyle bir şey yapmışlar, ihale yapmışlar. İhalede çok basit bir madde. Taşındığı zaman öğrencinin ikametgahı nereyse oradan da alınması lazım. Herhalde kaçırmışlar gözden veya şu ana kadar böyle bir şeye hiç denk gelinmemiş. Bu benim özel sorunum, kusura bakmayın. Ben özürlü çocuğum, başkalarında da olabilir. Sadece bir serzenişim de söyledim. Mahallenin
sorunlarına gelince dediğim gibi yani şu anki çektiğimiz sıkıntıların %90'ı buradaki oturan komşularım da hepsi hemfikir olacaktı. TOKİ'nin bize eksik teslim ettiği, kış ayında bize teslim ettiği, hiç olmamışmış öyle diyorlar. İlk defa Elazığ'da TOKİ bir ev teslimini veya işte bir site teslimini... Ama en büyük problem, lütfen yetkililere sesleniyorum. Sayın Valimize, İçişleri Bakanlığı dediniz, oraya sesleniyorum. Bu memur sevgi TOKİ'nin sözleşmesini yaptığı firma, firmanın verdiği müteahhit. Bir gelsinler, bir görsünler neler yapmışlar. Çatılar atlıyor, asansörler çalışmıyor. 3 defa doğalgaz hattı değişti. Biz orada 2,5 ay soğuktan tip tip titredik. 6 kişi... 12 metrekare bir odada elektrikle baş edemedik. Sonradan bir soba kurduk. Torbayla veya işte 1-2 çuval kömürle getirip bugüne geldik. Şükür şimdi yanıyor ama çektiklerimizi bir biz bildirip de Allah bilir. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Benim arkadaşım engelli çocuğu olduğu için bir şey söyleyebilir miyim? Evet ben söyleyecektim. Siz buyurun. Evet. Refik Bey. Lütfen buyur. Şimdi değerli abim isminiz neydi biliyor musun? Yılmaz Bey. Şimdi ben aynı zamanda oda sakinim ama aynı zamanda bir de sivil toplum örgütünün başkanlığı yürütüyorum. Ben bu konuyu bana net olarak bir görüşelim seninle ben onu çözeyim. Hangi okula gidiyor? Eğitim okulu. Tamam hocam ben onu çözdüreyim hocam size. Evet. Böylelikle devletin yapacağı işi Refik abi yapmış oldu. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileyim. Sağ olun. Ben size İbrahim Cevher. Arkadaşın sorusuna cevaplandığını konuşuyorum. Dertlerimiz ortak. Herkes aynı şikayet. Biz de aynı şikayetçiyiz. Bizim de eksiğimiz geldiğimiz var. Fakat yönetici birisini suçlamak gerekiyorsa hedef belirlemek lazım. Şuculuk buculuk bırakacağız. Önce biz hepimiz orada aynı şartlarda yaşıyoruz. Aynı çileyi çekiyoruz. Yönetim oluşmasını arkadaş dedi de ben ona cevap verişimden söyleyeyim. Biz yönetim buradan TOKİ uzmanı geldi. Bize daha önce blok listelerde asıldı kapılara. Blok yöneticisi seçilecek, artı üst yöneticisi seçilecek diye. Bir gün öncesine kadar hiçbirimizin haberi yok. Biz beraber gittik Hadri Bey'le, o da arkadaşım da yöneticidir. Selçuk Bey'le beraber. Gittik oraya, TOKİ'den bir arkadaş gelmiş. Bu işleri organize yapıyormuş. Yaptı, biz blok yöneticileri seçtik kendi aramızda. Hatta 2 kişi eksik seçtik. 2 tane bulamadık, blok yöneticisi bulamadık. Arkadaş diyor ki bana niye haber vermedi ki kendini nasıl oluşturdu? Oluştu arkadaşım herkesin kapısına liste açtı. Biz o listeye bakarak gittik. Aday olduk. Hatta son dakikada ben aday olmayı bile düşünmüyordum. Aday olduk. Seçildik. Normal bir seçimde. Seviyorum sağ olsun. Eksik olmasınlar. Ben öyle bir şey demiyorum. Allah razı olsun yani biz. Seçildik. Bir üst yönetme seçildik. Seçildi. Sorunlarla beraber ulaşmamıza rağmen sakinlerle beraber. İlla birilerine hedef göstermesi lazım. Arkadaşlar sloganı yöneticiler nerede? Yöneticiler burada. Derdiniz de ortamız. Hatta şunu da verdim. Arkadaşlar geldi. Kamera aldı. Yöneticiler orada hiç kimse bize bir şey sormadı. Tehdit edilmedi. Sizin fikriniz var mı? Şu sorular şuna eksiklikte var. Ne diyorsunuz diye. Medya da bize bunu sormadı. Arkadaş geldi. Sorabilirsiniz. Burada aşağı gittir. Hiçbiri bizi önemsemedi. Ama ses 2-3 saat sonra dinlendiler. Doğrudur. O yüksel sesi yükseltiler de %100 haklı. Gerçekten ben blok yöneticisi, üst yönetici olmama rağmen en son ısıtma sistemi bana geldi. Ben daha geçen cuma günü ben doğalgazım bağlandı. Arkadaş ama hiç kimseye kıskanmamış, kimseye hedef de göstermedi. Bir süreçtir onu alacağım. Ha biraz da aksak diyor. Evet alacaksa mesela şu günler bizim şeyimiz var, mutfak gazımız eksik. Bunu da dile getireyim yani çarşılar oluyor ama yavaş yitersiz. Mesela oradaki taşeron firmaya sordum, bana kaç günde gelir? Diyor ki, o bir ayda anca gelir. En son blok benim diye. Her şeyden en son ben yararlanıyorum. Ama kimseye de yani o dilimiz, dertimiz ortaya atıyorsak, bunu dile getiriyorsak, suçlamadan ilgileri duyuyoruz. Teşekkür ederim. Bir sonuçta arkadaş... Evet, Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, şöyle yapalım. Tabii...
Şimdi ben buradan kimseyi şahsıma bir hedef almadım. Tanıyorum, Şifa'nın yönetici olduğunu da biliyorum. Kesinlikle ben ona itham etmek için bir şey söylemedim. Ha, bir ikincisi, hepimiz bir apartmanda oturuyoruz. DG blokların anahtarları teslim edilmeden ben hasbel kadar geldim. Daha sıra bize gelmemişti. Söyledim. Dediler olur, teslim ederiz, yoğunluk yok. Aldım. 18'inde ben oraya taşındım. İlk ben taşındım. Ve benden sonra 3-4 kişi daha geldi. Apartmanda birileri oturuyor. Ama ne hikmetse bizim apartman yöneticisi bir hocaymış, imammış bir köyde. Adam evini de getirmemiş. Evi de boş. Bizim apartman yöneticisi o. Şimdi nasıl oldu? Yani kim haber verdi? Kim liste astı? Biz niye bu kadar uzak kaldık? Ben anlamadım. 18'inde siz hiç kimse taşınmadan ben oraya taşındım. Ve orada 4-5 tane oturan insan var hala hazırda. Ama kim onu seçtiyse evini getirmemiş ve hala belki de gelip kaloriferler yandı, belki eve akıtıyordur. Şeyleri, parkeleri de ıslanmıştır. Haberim de yok. Ama o adam bizim yöneticimiz. Ben şimdi bir sakin olarak, apartmanda oturan bir kişi olarak, ben önce bir şeyler sinsile yoluyla gider. Ben sorunumu apartmandaki yöneticiye söylerim. O da gider site müdürüne söyler. Site müdürü de sitemizin yöneticileri vardır, onlara bildirir. Ama maalesef benim apartman yöneticim yok. Ben burada herhangi bir yönetici, bakın itham etmedim lütfen. Cevap hakkı olması için ben kimseyi kötülemedim. Ama tanımıyoruz. Ama işler böyle dönüyor. Adam köyde imam hoca. Evini de getirmemiş. Yani bu nasıl bir iş? Nasıl bir seçim? Nasıl bir şey yapıldı ben anlamadım. Ve haberimiz olmadı. Orada oturuyoruz. Ben tesadüfen şirket şantiye şefinin yanına gittim. Sular iki günlük kesik de sinirlenmiştim. Cevap da vermedi telefonuma. Yanına gittim. Bir baktım ki toplantı seçim yapılıyor. Vallahi de billahi de böyle. Kimseye seçim yapılacak. Kapılara yazı asılma. Asla olmadı. Ben böyle bir şey görmedim. Bana kimse cevap vermesin. Ben kimseyi suçlamıyorum. Buradaki oturan arkadaşların herhalde hepsinin hemfikirdir. Öyle mi? Teşekkür ederim. Ben bir daha da konuşmayacağım. Ben kimseyi suçlamıyorum. Lütfen yani karşılıklı konuşmayalım. Aslında bir mahallenin problemini çözmeye çalışıyoruz burada. Evet. Ben kimseyi itham ediyorum, suçlamıyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet, ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, bunu karşılıklı bir konuşmaya dönüştürmeden biz şimdi burada çözümden yanayız. Anladığım kadarıyla problemlerden bir tanesi de örgütlenme problemi. Bu problemi lütfen yönetici arkadaşlarımız da burada bir kez daha gözden geçirsinler. Biz önce kendi içimizde hani TOKİ anlamında sadece TOKİ'yi konuşuyoruz. Çaydaçıra Mahallesi'nin bir kısmı olan TOKİ sakinlerinin problemlerini şu anda karşılıklı olarak konuşuyoruz. Bu örgütlenme problemini çözmek lazım. Tabii dediğiniz gibi, ifade ettiğiniz gibi hali hazırda oturan insanların yönetici olması, el altında olması, işte gözünün etrafta olması çok önemli. Belki başlarken kağıt üzerinde bir takım yanlış başlamalar olabilir. Bunlar olur. Oradaki arkadaşlarımız da tabii iyi niyetlidir. Ama işte gelip orada oturmadığı için sizin problemlerinizi fark etmeyebilir. Tabii buradan da böyle bir kendi aranızda bir sonuç da çıksın. Orada oturup da boş zamanı olan ve meselelere biraz daha duyarlı yaklaşabilecek arkadaşlarımızın yönetici olması durumunda, apartman yöneticisi anlamında konuşuyorum, üst tepe yönetici arkadaşlarımız bu konuya hassasiyet gösterirlerse, çünkü onlar da buradalar. Ben özellikle de Memur Sen Başkan arkadaşımızdan rica etmiştim. İlgili yöneticiler de katılırsa memnun oluruz diye. Sağ olsunlar, onlar da teşvik etmişler. Bu konuyu kendi içinizde evet konuşmanızdan olumlu sonuçlar çıkacak diye düşünüyorum. Buyur. Bizim Şefik Özdemir'le daha önce de konuşmuştum. Ben emniyet müdürümüzle görüştüm. Sayın Vali Yardımcımızla görüştüm. Her ikisine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu sitenin yönetiminin seçilmesinde de işin doğrusu, ben ilk günde beri oradaydım. Sonuna kadar da ilk taşınan, o kulüplere ilk taşınan insan benim. Saat gece 8'de listeyi akşam kapılara astılar, sabah indirdiler. Yalansa bütün arkadaşlar burada söylesin. Sabahleyin biz o site yönetiminin seçileceği yere gittik. 3-5 arkadaşla orada oturduk. 10 dakika geçmedi. Bir grup girdi içeri. Elinde liste,
şu grup başkanları bunlar, onlar yöneticileri seçtiler ve ben de denetleme kuruluna zorla gittim. Hepsi de burada biliyor. Yalansa söyleyin arkadaşlar. Şimdi evet, Çaydaşlar'ın sorunu çok. Elektriklerimiz yanmıyordu, elektrik telaşa gittik, Aksa'ya gittik, müdür beyin yanına gittik. Vali Mavi'nin yanına gittik, sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Sokak lambalarımızı yaktılar. Ondan sonra müdür üst hattına telefon ettiler, her türlü sorunlarımıza yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben arkadaşları itham etmek için demiyorum. Bu arkadaşlar da çalışıyor. Ama yeni kurumlar yapıldığı için sorunlar çok. Ama firma burada hiçbir şey yapmıyor. He diyip geçiyor. Yani bizi galyana almıyor. Yani organik... Ben bir şey sormak istiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Bu kesin kabulü yöneticiler mi yapacak? Kesin kabulü site yönetim mi yapacak? Hayır. Evet, biraz sonra müdür bey o konuya bir cevap verirseniz arkadaşımdan sonra seviniriz. Evet. Buyurun. Ben müdür bey daha iyi kendisini bilir. Benim bildiğim kadarıyla TOKİ'de yine elemanlar gelip kesin kabul yapacaklar. Ama tekrar bizden imza karşılığı almalar lazım. Bildiğim kadarıyla. Ama başka şekilde olur mu onu da bilmiyor mu? Müdür bey söylesin. Evet. Ben ismimi söyleyeyim. Niyazi İpek. Geçici kabul ile kesin kabul arasındaki zaman içerisinde... Bir yıl mı? Bir yıl. Bu benim çalıştığım bazı sitelerde 3 yıl 5 yıla kadar da sürebiliyor. Müteahhitin batmış olması, sıkıntılar olmaması falan filan. Ama geçici ile kabul süresi bir yıldır. Çok özür dileyerek sizi tanımlama açısından soruyorum. Siz TOKİ ben, adına mı buradasınız? Ben, müdürlük? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ve TOKİ'nin ortaklığıyla kurulan Boğaziçi Yönetim AŞ'nin profesyonel bir yöneticisiyim. Anladım. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Yönetim de bu işi daha hızlandırmak ve daha iyi yapmak için bizim şekilimize anlaşmışlar. Ben de buraya geldim. Başından beri burada mısınız? Hayır, ben üçüncü. Yani ben çok geç geldim. Yani evet. Bir ay oldu. Evet. Kesin kabul ile geçici kabul arasındaki süreçte kesin kabulü yapmak için uzmanlar gelir. TOKİ'nin adamları gelir. Bizler değil. Onlar her daire ilerler. Ortak alanları biz teslim alırız. Onlar dairelerde kat maliklerinde eksiklik yok diye imza almak zorundalar. Bu kat maliklerini uyarıyorum. İçinizde daireniz içinde eksiklik varken imza verirseniz sıkıntı yaşarsınız. Biz de aynı ortak alanları site müdürü olarak ben alacağım ama bunların hepsini eksiksiz ve teslim almak zorundayım. Bu anlamda kesin kabulü TOKİ yapacağım. Bizim yapma gibi bir şansımız yok. Çünkü biz inşaat firmasının sözleşme yapmak biz değiliz. TOKİ. Bunun muhatabı TOKİ'dir. Kesin kabulü kesinlikle onlar yapacak. Site yönetiminin burada hiçbir yetkisi ve etkisi yok. Sadece asansörlerin, ortak alanların hepsini biz teslim almak zorundayız. Çalışır durumda almak zorundayız. Aksi takdirde çok sıkıntı yaşanıyor burada. Ama kesin kabulü kesinlikle tekrar söylüyorum TOKİ alacak. Biz almayacağız. Site yönetiminin ve yönetim kurumunun bu konuda hiçbir yetkisi yok. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Evet, buyurun. Arka taraftaki arkadaşımız söz alsın, kendini tanıtarak lütfen. Bir ayağa kalkarsanız. Evet. Zikri Avcı. Eğer Elazığ'ın feryadına veya Elazığ'daki TOKİ zedelerin feryadına veya Türkiye'deki TOKİ zedelerin feryadına ses gelirse Ankara'dan, Ankara'ya mesajımız, isteklerimiz vardır. Faiz haramdır deyip bankadan faizli ve kredili bir yolu tercih etmedik. TOKİ'ye müracaat ettik. Memur sen bizi zafran TOKİ'lerinde evlendirdin. Lakin mabetsiz bir mahalle. Mahallenin problemlerini sıralasak hatalar sevabından çok olduğu için saymaya gerek görmüyoruz. Lakin bizim maruzatımız ve önemli isteğimiz şudur. Ödeme planına baktığımız zaman TOKİ bizi iki defa faizlendirmek suretiyle faiz sarmalına öylesine sardı ki
sanki tefecileri geride bıraktı. Bankalar kredi verir, %1'e varmaz. Ama TOKİ bizi borçlandırır, %8'in altına düşmez. TOKİ bizden alır KDV'yi peşin olarak, 900 ve 1000 küsur olarak. Ama iki yıl sonra bir bakarsınız ki bir KDV daha gelmiş. 6 ayda bir defa daha geleceğini söylerler. TOKİ bizi hem borçlanmanın yani aylık ödemelerimizin %4 farkını alırken bir de ana borcumuza faizi %4 daha ekler. Bu Temmuz'da da eklenince bu %8'e tekabül eder. Şimdi devlet kendi vatandaşını, kendi insanını bu faiz girdabında boğarken biz nasıl sosyal devlet diyeceğiz? Nasıl sosyal devlet diyeceğiz? Bu husustaki yetkililer dünyevi ve uhrevi olarak hiçbir sorumluluk duymayacaklar mı? Duymayacaklar mı? Sesimizi Ankara duymayacak mı? Bu insanların yarasına merhem olmayacak mı? Teşekkür ediyorum. Evet, işte, teşekkür ederiz. Ben site sakinlerinden Ahmet Uz. Arkadaşlarımızın anlattığı birçok konuya katılıyorum. Çünkü sonra kendileri yaşıyorlar. Hatta az bahsediyorlar. Ben biraz daha konu dışına çıkacağım. Kendi gönlüm basit olduğunu söyleyeceğim. Site çevresinde ve mahallede başı koşu köpek çok. Yani akşam çöp atmaya gidiyorum, iki tane köpek. Arabaya gidiyorum, iki tane köpek. Yola çıkıyorum, iki tane köpek. Yani değil çocuklarımızı bırakmak. Ben kendim bile arabadan ayrı bir yere gidemiyorum. Başı koşu köpek çok. Yetkilerimizin bu konuda hep yardımcı olmalarını istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar biraz da bu Çaydaçıra Mahallesi'nin geneli itibariyle gördüğünüz hani sitenin de dışında gözünüze çarpan örneğin spor tesisleriyle ilgili spor tesisleri, rekreasyon alanları yeterli mi? Çünkü bunlar bir mahallenin gelişmişlik düzeyini de gösterecek. Özellikle Çaydaçıra Mahallesi biliyorsunuz Elazığ'da neredeyse kurulan son mahalle. Daha adı bile yeni konuldu. Muhtarı da herhalde Mart ayında seçiminiz var. Muhtarınızı da yeni seçip yeni bir yerel yönetim olarak İnşallah sesinizi daha doğru duyuracağınızı düşünüyoruz. Ancak genel itibariyle yeni kurulan bir mahallenin caddeleri, sokakları, alışveriş merkezleri ya da işte hani bakkal bile yok demeniz tabii biraz enteresan. İşte otoparklarıyla birlikte yeni bir mahalle, yeni bir düzen. İşte bakıldığında başı ve sonu belli olan caddeler benim hayalimdeki yeni bir mahalle imajı bu. Ama gördüğümüz kadarıyla sadece TOKİ'nin ve özellikle Türkiye'de uygulamakta olduğu birçok ev tecrübesine rağmen, çünkü bunların birçok problemi, belki binlerce, herhalde 500 bin konut mu? 500 bininci konut yapılmış olması lazım. 500 bin tane konut yapmış olan bir kurumun kuruluşun, artık bu tür böyle küçük ufak tefek işte şu eksik, bu eksik demesi çok enteresan geldi. İşte camisinin eksik olması, alışveriş merkezinin eksik olması ya da teslimde ya da bu titizlik noktasındaki problemleri ben hayretle izlemiş oldum, dinlemiş oldum sizden. Daha önce de farkındaydık. Benim yeğenim de yine aynı sizinle kaderi paylaştılar. İşte sular aktığı için bu sene taşınamadılar o problemi çözmeden. Tabii bu böyle TOKİ'nin problemleri belli ama bir de mahallenin problemleri olacak. Çünkü bir müddet sonra siz iyileşeceksiniz inşallah. Bir sene sonra bu kesin kabulle birlikte bu problemlerin, konuşulan problemlerin birçoğu halledilmiş olacak ki sizi yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar konuştuğunuz birçok problemin çözümüne ilişkin herhalde belli bir noktaya kadar gelindi. Ama bir de mahallenin problemi olacak. Çünkü yaşanabilir bir mahalle hayal ediyoruz, arzu ediyoruz. Bununla ilgili böyle söyleyeceğiniz, gözünüze çarpan örneğin işte o pazar yerleri beklentiniz var mı? Kapalı pazar yerleri gibi. Daha şehirleşmeye, daha kentleşmeye ilişkin beklentileriniz var mı? Bunu da ifade ederseniz en azından raporlara girmiş olur. Biz de bu konuda görüş ve önerilerimizle birlikte bu raporları İçişleri Bakanlığı'na sunmuş oluruz. Bu konudaki görüşlerinizi ifade etmek isteyen varsa onları dinleyelim. Evet, buyurun. İyi akşamlar diyelim tekrardan.
Bizim imar konusunda bir sıkıntımız var. Mesela bizim oranın yol güzergahı illa otobakın oraya gelmek lazım. Evet. Daha önce üniversite içerisinde bir yolumuz vardı kısa da olsa. Yani ben ne halde olduğunu bilmiyorum ama kapattılar. Şu anda biz mağdur durumdayız derken daha 5 kilometre fazla yoldan gidiyoruz. Eğer bu imarı açıp tekrar bunu güzel bir yol açılırsa Sapan yol üniversite içerisinden çok makula geçer. Yani yüklerimiz de bayağı hafifler. Teşekkür ederim. Sayın Başkan sizi cevaplamanız dileğiyle. Bu özel otel alanları, ticari alanlar, özel eğitim alanları var mı? Çünkü bunlar bir müddet sonra kendi probleminiz, bu küçük problemlerinizi çözünce bu büyük problemler görmeye başlayacaksınız. Bence bundan sonraki süreçleri dinlendirirken, canlandırırken bu ticari alanların olup olmaması ki gelecek olan bir otel yatırımı, bir alışveriş merkezi sizin şu andaki maddi değeri işte belli bir miktar olan evinizin maddi değerini daha yükseltecektir diye hesap ediyorum. Onun için bunu genel olarak düşünüp hani böyle eğitim alanları var mı örneğin özel eğitim alanları? Şu anda hiçbir şeyimiz yok sanki. Sadece biz mesken olarak kullanıyoruz orayı. Ne eğitimde, ne ulaşımda, ne spora, diğer sosyal hiçbir anlamda şeyimiz yok. Sadece sakin olarak gidiyoruz. Mahalle sakin olarak gidiyoruz ama direklerimiz var. Mesela bizim orada nüfus oranı bayağı yüksek olacağına tahminimize göre 1054 olduğuna göre o orta kalanda bir yer, boşluk yer var. Eğer oraya hazinenizse oraya bir okul yapılabilir. En azından büyük lise öğretim okulu yapılabilir. Orada eğlence merkezi bizim site içerisinde var şu anda. Eğlence eğitim iş merkezi ihalesi yapılmış durumda şu anda. Üst katlı iş merkezi yapılacak. Bu belki siteye cevap verebilir. Ama yetersiz görüyoruz çünkü nüfus olarak 15.000'deki bir yerleşim yeri olarak ona daha mesela sen sağlar aslında düşünülebilir belediye açısından. Biz de düşünüyoruz yani bir müracaatımızı yapacağız. Daha diğer sosyal testlerden mesela ne olabilir? Sağlık ocağı olabilir. Gerçi aile hekimimiz var ama mesela Karaçalı suyunu gel değişik yerlerde sunulması güzel bir şey. Eksiğimiz o. Oranın suyu içilip içilmiyor. Daha doğrusu yani bize ihtiyacımız olan şeyler bunlar. Eğer diğer siteler de bir arada toplanırsa yoğun bulurak bayağı yoğun olmamıza rağmen yani dileklerimiz çok var, isteklerimiz çok var ama inşallah sırasıyla gelecek. Üniversite mahallesine de bağlısınız herhalde şu sıra. Şu anda üniversite mahallesine ne zaman seçiminiz olacak? O bir gerçi süre. Mutlaka seçimden sonra Mutlaka görüştük biraz önce. Evet. Dedi ki ondan sonra eğer şey olursa mutlaka binası daha sonra geçici bir mutlaka seçim olacak. Bundan sonra asıl seçimde. İnşallah o zamana kadar önümüzde görürüz. Daha birbirimizi de tanmış oluruz. Yani çünkü çok yakın milletiz birbirimize. Değerlerimiz aynı yakın. Dünya görüşlerimiz aynı yakın. Yaklaşım her şeyimiz yaşantımız aynı. Sosyal hayatımız aynı. Hepimiz genelde memur olduğumuz oradayız, çalışıyoruz. Ama birbirimize sıkıntımız yok gibi. Ama eksikliklerden doğan sıkıntımız var. Ve onlar da inşallah giderilecek. İnşallah. Yavaş. Refik abi buyurun. Buyur Refik abi. Bilal hocam biliyorsunuz bir de bu spor alanlarıyla ilgili belediyemizden benim bir talebim olacak. Mesela yüzme parkurları olabilir. Evet. Bir halı saha olabilir. Bunları yaparsa gençlerimiz, yeni yetişen gençlerimiz var. Bunların da önünü açılır. Kötü alışkanlıklardan kurtulur. Yani bu da büyük bir sorun bence. Evet. Ben Refik abi isterseniz hem bilgi de vermiş olalım. Biz sizin de içinde bulunduğunuz 9 tane engelli derneğiyle Engelsiz Kent Elazığ diye bir kitap çalışması yaptık. Yaklaşık bir yıl sürdü. Şu sıralar matbaa aşamasında. Bu Engelsiz Kent Elazığ'dan kastımız şuydu. Bundan sonra yapılacak olan mahallelerin, rekreasyon alanların, parkların, okulların, engellilerin kullanımına uygun şekilde yapılması, planlanmasıydı. Ben tabii bu artık zamanımızda yeni mahalleler kurulurken bunların gözetildiğini varsayıyorum, düşünüyorum. Refik abiden şunu öğrenelim. Engelliler açısından mahallenizde genel itibariyle hatta TOKİ'nin içerisinde de böyle bu tür bir düzenleme var mı? Sizin gözünüze çarpan şu iyi olmuş dediğiniz, hayır, bu ömürlük felçlerle ilgili olabilir, görme engellileriyle ilgili olabilir ya da ortopedik engellilerle ilgili olabilir. Sadece hocam TOKİ evlere girişte bir rampa yapılmış. Evet. O rampa yeterli midir? Yeterli değildir. O da biraz bizim bizden kaynaklanan bir şey. Bizde derken adam arabasını getiriyor, eşeği indirecek. Kapının ne kadar çıkarıyor orayı bozuyor. Varın gidin orayı düzeltin. Artı ben TOKİ'ye okuluna bir kere gittim ama o yan yerli grupların oturduğu yerler. O kadar evet, bilmiyorum. Yani dikkatimi çeken bir tek bir şey var. Merdivenlerin oluşu, rampanın olmayışı beni dikkat çekti. Bilmiyorum.
Acaba Kahraman Hoca gibi buradalar mı? Burada görev yapıyorlar. Var mı diye sorabilirim tabii ki. Evet, mesela buradalar. Engelli bir orta beden engelli acaba okula giriş çıkış rahatça yapabiliyor mu? Tabii bu bizim ülkemizin de biraz problemi. Bu hani TOKİ'nin 500 bin konut yapıyor dediğim aslında şu meseleler belki 500 bin kere konuşulmuştur ve bunlar bir türlü rapor olarak da ilgililere sunulmuştur. Keşke hep böyle iyileşerek, evrilerek belli bir noktaya kadar gelinseydi. İşte siteler engelsiz siteler şeklinde olsaydı, engellilerin düzgün bir şekilde yaşayacağı mahalleler olsaydı. Biraz önce sevgili abimizin hani biraz da çekinerek söylediği engelli bir çocuğa sahibim. Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Ve hepimiz bir gün yaşlanacağız. Bu ille engelli olmak demek bir uzunluğun olmaması anlamına da gelmiyor. Yaşlandığımız zaman da her birimiz bu akıbeti tattığımız zaman da normal bir merdiven çıkamayacağız. Yüksek bir kaldırımda gezemeyeceğiz. Dolayısıyla kurulan kentlerin, kurulan yeni mahallelerin düzgün bir şekilde olması gerekiyordu. Ve TOKİ'den de ben işin doğrusu bunu hani Refik abi düzgün bir şekilde ifade etti ama daha evrilerek belli bir hale gelmiş olduğunu umuyordum. Ve özellikle bu tip okullar var, tip projeler. Türkiye'nin her yerinde bu tip okullar yapılıyor. İşte pencere büyüklüğü aynı, kapı büyüklüğü aynı. Gidiyorsunuz Antalya'nın sıcağında da aynı okul var. Kars'ın soğuğunda da aynı okul var. Yani hani yöresel şartlar, işte ne bileyim coğrafi konum, belki mimari görsellik, işte Beypazarı'na yapacağınız bir okulun şekliyle Hakkari'ye yapacağınız bir okulun şekli hani bir türlü bir sistematik olması lazım ama bu hiç böyle olmuyor. Biz bir okulun yapımında ben de okul aile birliğinde görev almıştım. Yani enteresan bir biçimde yukarıdan aşağı herhalde 60'ın üzerinde hata bulduk ama hiçbirini düzeltemedik. O aynı proje 3 ay sonra bir başka ile yapılmıştı. Onlar da beceremediler ama biz hiç beceremeye böyle bu tip projeler başımıza bela oluyor. Ve bu saydığınız birçok mesele aslında bu tip projelerin yanlışlığından kaynaklanıyor. Ama bize düşen, işte devletimize düşen bunu bir an önce saracak. Ve görüyorum ki sizi bir türlü TOKİ'den kurtaramıyorum. Çünkü önce mesken derdine düşmüşsünüz, haklısınız. En temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacını henüz yeterince sağlıklı bir hale getiremediğiniz için diğer çevresel şartla, mesela regresyonla ilgili hiç konuşmadınız. Regresyon alanlarıyla, yani eşinizle çocuğunuzla oturup böyle bir çekirdek yiyeceğiniz bir alan var mı diye daha sormuyorum artık. Çünkü önce barınacak bir yer temini konusunda henüz sağlıklı bir sonuca erişilememiş. Umarız ki bu konu bir an önce çözülmüş olur. Turgay Hocam buyurun. Özür dilerim. Turgay, buyurun. Şimdi hocam bazı arkadaşlarımız benim konuşmamda rahatsız oluyorlar. Yok, kimse rahatsız olmuyor. Ama benim kulaklarım çok hassastır. Yani ufak bir çıkıntıda hemen duyarım. Onu da söyleyeyim. Dikkatli konuşsalar memnun kalacağım. Rahatsız olan olsun. Benim kimseden ne korkum var, ne pekim var. Ne de korkarım, ne de çekinirim. Ben bunlar gözüm, verebilsinler. Yani gözüm hiçbir şeyi görmezdir. Bunlar için mücadele. Ben kendi şahsım için yapmadım. Ben topluma hitap etmek için bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama bazı arkadaşlar, bazı dostlarımız herhalde ben işliyim ondan mı acaba rahatsız oluyorlar? Bu da ayrı bir konu. Rahatsız olsunlar, varsınlar. Ben konuşmaya devam edeceğim. Kimse beni tutturamaz. Bunu da bilsinler. Susma abi. Susma. Biz tabii Refik abiyle çeşitli platformlarda sivil toplum kuruluşuyuz. Onlar da bizde. Çeşitli platformlarda bir araya geliyoruz. Refik abinin bir özelliği sadece problemleri dile getirmekten çok çözümlerle birlikte konuşmayı tercih ediyor ve çözüme katkısı olacağı her noktada da sağ olsun hepimizin yanında, hem devletin yanında, hem STK'ların yanında, hem de vatandaşların yanında ki burada da yine problemin olduğu yerde bir de çözüm üretti sağ olsun. İnşallah arkadaşımızın problemi de çözmüş olursunuz. Buyurun Turgay Bey. İyi akşamlar herkese diyorum. Ben toplantının sonunda arada konuşacağım şey yaptım da arkadaşlarımdan sorduğunu sorunca cevap vereyim. Turgay Abat, Töke Fırat'ın köy hayatım kurum müdürü. Okulla ilgili engellilere yönelik soruda okulumuzda bütün engelli veya dezavantajlı öğrencilerin eğitimini karşılayabilecek bir mimari yapı mevcut. Engelli asansörümüz var. Engelli tuvalet ve lavaboları vardı. Engelli asansörler tüm katlara erişim sağlamakta. Ben ayrıca eğitim konusunda da bir bilgi vereyim. Yeni taşınan arkadaşlarımız var. Okulumuz 32 derslikte olup 1. sınıftan 8. sınıfa kadar bütün sınıflarımız mevcuttur. Öğretmen açığımız yok. Eğitim, öğretim ilk günden kaliteli bir şekilde başlamıştır ve devam etmektedir. Yani buraya taşınan arkadaşlarımızın, çocuklarımızın eğitimiyle ilgili
1 ve 8. sınıflar için söylüyorum. Bir tedirginin gelişmelerine gerek yok. Yani her türlü şeyle hazır eğitim hedefine. Genelde burada memur sen konutlarının problemleri konuşuldu. Çaylıhçılar Mahallesi sadece memur sen konutlarından oluşmuyor. Evet. Dar gelirli konutlar var, deprem konutlar var ve yeni mimari alan içerisinde yapılan özel müteahhitlerin yaptığı binalar var. Dışarıdan gelen şu anda ki mevcut haliyle bitmiş hali hazırda 1600-1700 konut var. Bunların %40'ı doldu. Diğer bir kısmı dolmamış. Biz problemleri memur sen şeklinde alırsak biraz mahalleye olan şeyimizi bakış açımızı doğru göremeyiz. Yani bakışa bakamayız. Geçen hafta Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımız okulu ziyaret ettiler. Ben mahalle hakkında ve yapılaşma hakkında sizin aslında konuşturmak istediğiniz şeyleri ben bir briefing görerek Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza sundum. Tabii bunları ben burada ifade etmem doğru olmaz. Fakat bilgiler var, haberleri var. Yoldan, sağlık ocağından, güvenlikten ve daha birçok şu anda burada konuşulan konuların hepsinde haberdarlar. İnşallah da çözüm yollarına gidecekler. Teşekkür ediyorum. Eğitimle ilgili bir konu varsa benim olan içerisinde yine cevap yapacağım. Sizin kaloriferle ilgili falan probleminiz vardı. Onlar çözüldü. Elektrikle ilgili hiçbir sıkıntınız yok. Okulumuzda eğitim öğretime engel olacak herhangi bir pozisyon yok. Eğitimimiz öğretimimiz devam ediyor. Engelli vatandaşlarımız için, öğrencilerimiz için de bütün altyapı hazır. Evet, ben Turgay Aba sağ olsun bizim çocuklarımızın da müdürlüğünü yapmıştı bir başka okulda idareciyken. Tabii sizin de orada olmanız, kadronuz da mutlaka şekillenmiştir. Umarız ki bu problemlerin içerisinde çocuklarımızın, yavrularımızın eğitim, öğretimle ilgili sıkıntıları yaşanmaz. Ve geleceğe en iyi şekilde hazırlarsınız. Buna da inanıyoruz ve size de güveniyoruz. O yaşananlar da çok çabuk unutulur. Onlar önemli değil. Tabii bu meseleler konuşularak çözülecek meselelerdi. Bazen sesinizi duyurmakta gecikebilirsiniz. Bazen yetersiz kalınabilir. Ama mutlaka devletin işte bir organı bu işe sahip çıkacaktır ve sizin bu vermiş olduğunuz mücadele sonucunda da bugün gelinen noktada umarım ki önce bu lokal barınma ihtiyacınızdan sonra mahallenin problemlerini de konuşursunuz. Çünkü açılışta ifade ettiğim gibi aslında birbirinizden farkı yok bütün mahallelerin. Hicret Mahallesi'ne gittiğinizde onların konuştuklarıyla sizin hani bu lokal konuşmanın dışında yani barınma ihtiyacının dışındaki şeyler hep eşit. İşte yolla ilgili problem, rekreasyon alanıyla ilgili problem, engellilerin yaşam tarzıyla ilgili problem, ulaşımla ilgili problem. İnşallah 16 tane mahallede bu toplantılar yapılacak. Bunu da sayın basın mensuplarımız sağ olsunlar canlı olarak şimdi veriyorlar. Bunlar da televizyondan diğer mahalleleri de takip edeceksiniz ki sizin problemlerinizden hiçbir farkı yok. Hele özellikle eğitim konusunda daha sıkıntılılar. Çünkü servisler aşağı mahallelere girmiyor. Devlet demir yollarının altı Filistin gibi kabul ediliyor. Yani devlet demir yollarına giden yok, altına giden yok, onlarla uğraşan yok. Oradaki o Kesrik'teki, Yığınki'deki eski tabirle söyleyeyim, Aksaray'daki, Sürsür'deki mahallelerde inanılmaz dramlar var. Tabii insanlarımız biraz iyi niyetli. Bunları ifade etmekte zorlanıyor. Acaba yanlış yapıyor muyum diye düşünüyor. Kimseyi kırmak istemiyor. Ama bunlar ifade edilmediği sürece de işin doğrusu çözüme ilişkin bir adım atılması da zor. Dolayısıyla bizim bu İçişler Bakanlığı aracılığıyla yapmak istediğimiz devlet millet el ele yarım da olsa yarım yamalak da olsa biz bu problemleri ilgilere taşımak istiyoruz. Tabii bazı konular hep bizim kendi içerimizde konuşuluyor. Yani biz gazeteler yazıyor, evet televizyonlar gösteriyor, evet köşe yazarları sizin bizim mahallelerimizin problemlerini işte gazeteci arkadaşlarımız buradalar sık şekilde gündeme getiriyorlar, evet. Ama gerçek ilgililerin haberi olmuyor. Yani İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren bir meseleden İçişleri Bakanlığı'nın haberi olmuyor. Biz özellikle Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak yapmış olduğumuz bütün projeleri aynı zamanda üst kurumlara da iletiyoruz. Ama ne yazık ki çok da etkili olduğumuz söylenemez. Bazen beklentilerimize yeterli cevaplar alamıyoruz. Örneğin Devlet Su İşleri'nin 1000 gölet projesi vardı. Türkiye'de 1000 tane gölet yapacaklar. Bunu çıktılar, bakanlık nezdinde ifade ettiler. Çok da güzel bir projeydi. Bu 1000 gölet projesini duyunca biz gittik bir gölet müracaatında da Elazığ olarak biz müracaat ettik. Dedik ki 40 gözeler mevkiinde işte kaynayan bir su var biliyorsunuz 40 gözeler mevkii Hicret Mahallesi'nde. İşte çok doğal olarak yerden bir su kaynıyor ve biliyorsunuz dünyada artık enerji neredeyse suyla
varlığını sürdüren bir ortama gelmiş. Suyun olduğu yerde varlık var, zenginlik var, güzellik var. Bu güzelliği değerlendirelim. Bir göletimiz olsun. Ki biliyorsunuz Hicret Mahallesi işte güvenlik konusunda da sıkıntılı. En azından o güvenlik de aşılmış olur. Bu göletin etrafında güzel rekreasyon alanları oluşsun, yürüme parkurları oluşsun ve aynı zamanda Şorşor Deresi'ne akan o lağım sularından da kurtulmuş olalım. Buradan bu göletten akacak olan sularla da sebzeler tarımda kullansın ve sebze meyve olarak bizim şu anda yediğimiz sağlıksız yiyeceklerin dışında bir ortam oluşsun diye müracaat ettik. Bin göletten bir tane bize düşmedi. Yani bin göletten bir tane gölet Elazığ'a düşmedi. Tabii bunu hani müracaat etmek yetmiyor, bunu çizmek yetmiyor, enerji harcıyorsunuz, işte siz burada kendinizi ifade ediyorsunuz. Ama bunları yapmasanız hiç olmayacak. İnşallah sizin bu ifade ettikleriniz ve sivil toplum kuruluşlarının, aslında burada hep böyle STK'lar nerede, işte sivil toplum örgütleri nerede diye seslendiğimiz ve işte muhtarımızın gidip ben arkada oturup çaresiz bir şekilde izlediği, bu devletle millet arasındaki dengenin bir türlü sağlanması lazım. Bu kişilerin yapabileceği bir şey değil. İşte biraz önce örgütlenme ihtiyacı duymanızın sebebi o. Aslında sizin işte 800 konut, yarın 1000 konut daha yapılacak. Bu 1800 tane konutun yaklaşık 1800 konutu aşkın yaşayanların kendilerini ifade edebileceği örgütlenmeler oluşturması lazım. Bu bazen dernek statüsünde olabilir. Bazen işte kanuni olarak yapılmış olan, verilmiş olan haklar kullanılarak site yöneticiliği şeklinde olabilir. Ama mümkün olduğu kadar örgütlü davranışlar ses getiriyor. Umarız ki sivil toplum kuruluşları sesimizi duyuyor. Devlete biz bugün akşamki konuşmalar raporlama şeklinde devlete iletilecek, devletin bütün kurumlarına ayın 24'ünde 24 Şubat'ta Hicret Mahallesi'ndeki toplantımıza umarız ki yetkililer gelir. Bak şurada konuşulanlar eğitimle ilgili konular konuşuldu. Yani Milli Eğitim Müdürümüzün burada olması, bunların not alması çok yani ürkecek, kaçacak problemlerden korkacak bir şey yok ki yani. Biz çözüme ilişkin hani ben Sayın Müdürümüze de işte nasıl çözelim diye serzenişte bulunduğum çözümü de konuşuruz burada gerekirse. Siz çözüm de önerirsiniz. Yani şöyle olursa olur, böyle olursa daha iyi olur diyebileceğimiz ortamlar oluşturulabilir. Ancak muhatapların bir araya gelmesi lazım. Yan yana olması lazım. Ve umuyoruz ki bu ilk toplantı olduğu için hani çok kurulamamış olabilir. Bir yanlış anlamaya sebep vermiş olabiliriz. Ama İçişleri Bakanlığı adına yürüyen bu projenin tarafları var. Elazığ Valiliği bir taraf, Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi bir taraf. Bunu kurumsal anlamda konuşmuyorum. Ama biz sözleşme imzalamışız ve buradaki kurum kuruluş müdürleriyle sizi bir araya getirmeyi ve gördüğünüz gibi çok daha gerekliymiş. Emniyetle ilgili şeyler konuştunuz. Emniyet müdürümüz burada olmalıydı. Sağlıkla ilgili işte sağlık ocağı konuşuldu burada. Sağlık müdürümüz bu konuda bir açıklama yapardı. Bunda ne var? Yani sağlık ocağı şurada olacak, yeri belirlendi, ihalesi yapıldı, yapılmak üzere ya da şu aşamada diyerek sizi bilgilendirilmesinden ki sadece burada olan arkadaşlarımız değil, canlı yayında bütün eminim ki Çaydaçıra Mahallesi ve Elazığ sakinleri bunu dinliyordur. Bunda hiçbir sakınca yok. Bunu bir şeye örgütlememek lazım, bir şeye kurmamak lazım. Bunlar şunun için yapıyor, bunun için yapıyor. Ne için yapılırsa yapılsın. Doğru şeyleri herkes yapabilir. Yani bütün sistem mesela insanların hayalleri üzerine kurulmamış mı? Bilal Çoban olarak mesela işte Turgay Aba biraz önce okul müdürü olarak konuştu. Ben Turgay Aba'nın bir gün Milli Eğitim Müdürü olmasını arzu ederim. Bir gün Milli Eğitim Bakanı olmasını arzu ederim. Ne var bunda? Herkes kendi alanıyla ilgili ki her birinizin kendi kafanızda birçok kısa, orta, uzun vadeli hayat planlarınız vardır. Ben çocuklara işte derslerde soruyorum. Diyorum ki 2023 yılında neredesin? Bir tarif et. İşte Boğaz'da kenarda oturup eşinle çocuğunla yemek mi yiyorsun? İşte bir genel müdür müsün? Bir yerde spor bakanı mısın? Ya da yani bu hayalleri biz kuramazsak, hayallerimiz elimizden alındığı zaman gelecekle ilgili hiçbir şey üretemeyiz. Benim hayalim işte ben Fırat Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak girdiğimde ben o okula rektör olacağım diye kafamdan hayalimi böyle oluşturdum. Doçent diye kadar geldim. Ve bir gün rektör olmayacağımı kim söyleyebilir ya da olacağımı kim garanti edebilir? Ama bu benim hayalim, bu benim yaşama sevincim, bu benim etrafıma yaydığım enerji. İşte buradaki konuşmaların muhtemel bir takım sonuçları da olabilir. Bunu kim engelleyebilir? Bununla ilgili hiç tereddüt etmeye, hiç böyle evirmeye, çevirmeye gerek yok. Önemli olan problemlerin çözümüne ilişkin biz çözümde buluşuyor muyuz? Bu önemlidir ve bugün millet buradaydı. Keşke yetkililer de burada olsaydı sizin bu küçük, bana göre çok küçük problemler. Yani sağlık ocağıyla ilgili ne var işte? Devletin kaynakları var. Büyük ihtimalle bu planlanmıştır. Şimdi biz burada patinaj yapıyoruz ama bunun yeri de bellidir. İhalenin tarihi de bellidir. Nasıl yapılacağı da bellidir.
okulun problemleri işte çözülmüştür. Başka etrafındaki rekreasyon alanı ile ilgili yapılacak çalışmalar, istinat duvarları mı neyse onlar da bellidir. Sizin en önemlisi işte TOKİ ile ilgili kampüsün dışına yolunuz yok. Yani bu, ama bunlar da bellidir. Ya da belli değilse bile insanlar, yetkililer burada oturup bunları not alacak ve size evet biz bu açıdan bakmamıştık diyecekler. Bunu çözümeye ilişkin mutlaka olumlu adımlar atarız diye düşünüyorum. Ve söyleyecek bir şey olan varsa devam edelim. Ben son bir şey söyleyeyim. Tabii, buyurun. Şimdi Sayın Müdürüm dedi ki burada TOKİ'nin konutlarının problemini konuşuyoruz. Bence öyle değil. Valide'nin yaptığı da TOKİ'nin konutları. Aynı problemleri eminim onlar da bizim gibi çekiyorlardır. Onlar da bir ay önce bu sorunları çözüldü. Çaycı'dan Mahallesi'ne de vermişsen TOKİ, Valide'nin TOKİ'si. Başka bir yer var mı hocam? Neresi hocam? Onların problemi yok hocam. Onlar yolun kenarı. Onlar güzel yaşıyorlar. Yani şu an ben sizi eleştirmek için söylemedim de. Yani şu anda valilikten kimse var mıydı burada acaba? Burada oturan sakinlerden hiç kimse var mı? Maalesef hiç kimse yok. Demek, ama demek biz ortak olarak emin olun hocam. Onların yani problemlerini de dile getirdik. Çünkü bizimle başladılar. Bizimle beraber oraya taşındılar. Onlarda da ısınma problemleri vardı. Eminim onlarda da çöp, onlarda da ulaşım, onlarda da servis. Tabii. Benzer problemler. Sayın hocam, ortak, her şeyi ortak düşünüyoruz. Kesinlikle bir TOKİ problemi değil bu. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Evet, buyurun. Herkese iyi akşamlar. Bu tarafa doğru. Eğitimci yazarım ben. Sizden biliyorum, el hazırlayayım. 2005'te emekli oldum. İstanbul'a gittim. Yani Elazığ'dan kaçmadım. Böyle bir tabir var. Ben bunu kabul ediyorum. Senenin aşağı yukarı 3 ayda bir, 4 aydır memleketime geliyorum. Bugün de bir misafir eğitim yazar olarak buraya davet aldım. Geldim, üzülerek bir takım şeyleri izledim. Mesele Türkiye'nin meselesi. Mesele bizim Elazığ meselesi. Ben konuya tek vakit olmamakla beraber bir şeyler söylemek istiyorum. Efendim, devlet millet el ele bir projesi başlatılmış ve bu proje bugün de itibariyle çok büyük. Anadolu Lisesi'nde sizlerle katılımıyla izlenmeye devam ediyor. Tabii bu sizleri yani izlerken inanın yani üzülerek izledim. TOKİ'den bahsettim. Ben sizleri TOKİ'de gibi görüyorum. Sorunlarınızı az çok not aldım. İstanbul Gerçek Gazetesi'nde köşe yazarıyım. Biliyorum, Engeller Başkanı Deniz Hanım'dan Nurhak Gazetesi'nden Nuri Saatçı. Evet. Uzun süre yazdım. Beylikdüzü Gazetesi'nde köşe yazarı olma itibariyle zaman zaman da Elazığ sorunlarını kendi köşemde de alıyorum, yazıyorum. Üzülerek yazıyorum. Her türlü konuyu aşağı yukarı hürmetli olan Elazığlar olarak konuya ben vakıf bir durumdayım. Üzülüyoruz. İyileri, kötüleri yazmak zorundayız. Bakın burada arkadaşlarımı ben kutlamak istiyorum. Yerel basın burada. Görsel basını burada. Sizlerin sorunları zaten basın aracılığıyla iletmek de bizlere düşüyor. Ben üzüldüğüm noktadan biri eğitimci yazar olduğum için, öğretmen olduğum için çocuklarım mesela ulaşım sorunlarına gerçekten üzüldüm. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizin en büyük teminatı. Efendim evlerde geçtiniz, yeni bir yerleşkiye şey yaptınız fakat çatıranın attığı, efendim asansörler çalışmadı, yol, su, sosyal hizmetlerden yeterince faydalanmadıklarınızı dile getirdiniz. Bunları gerçekten üzülerek şey yapıyorum. Efendim ben de bir bahaneyle geldim. Dün malum maçı izledim. Aynı onun içinde de Kabak Hoca'nın anma günü var. Nasıl olursa onu da izleyeceğim. İzlerimlerini alacağım. Şu an Hazar Stratejik Merkezi olarak böyle bir proje başlatıldı. Bugün itibariyle sizlerin katılımıyla. Fakat Bilal hocama bakıyorum, kürsüde yalnız. Arkasında 5-6 tane sandalye var. Ben isterdim ki o sandalyeler dolsun. Şimdi Bilal hocam kulağını açsa arkasında kimse yok gibi görüyorum. Ama Bilal hocam şu an yüzleri size dönük bir şekilde, size kucak açmış bir şekilde görüyorum. Bizde
Sizler zaten bizler de sizlerin bu sesinize örnek olmak için buradayım. Dedim yani ben kimsenin reklamı yapmak durumunda değilim. Misafir eğitimci yazar olarak bana bir söz hakkı verildi. Büyük ve işçilerini getirdim. Bu tür toplantıların ileride çok büyük fayda getirilen şey yap, inanıyorum. Vali Bey'e kadar gitmişsiniz. Değil mi? Az önce konuşacak, onu dile getirdiler. Tabii bunlar sizin hakkınız. Bu sorunlarda onlar evlenirse bir basın olarak zaten basın tarafsızlığı korumak zorundadır. Ben mesela yeterince Elazığ'dan işlere yanmaya çalışıyorum. Bunun yanında yani sizlerin de sıkıntılarınızı net haberle bundan sonra daha önce yazmıştım. Net haberle de bu sıkıntılarınızı zaman zaman dile getirmeye çalışacağım. Devlet Millet Nereler Projesi'nin tutacağına inanıyorum. Çünkü ben daha önce de burada emekli olmadan da bilmiyorum hasip yanlar var mı bıçağı bırak kaleme al diye bir kampanya vardı. O zaman inanın binlerce bıçaklar herkes sınav makasını dahi bırakan oldu. O proje tuttu. Ben bu projenin de bugün tutacağına inanıyorum. Çünkü ses kesmesi toplu bir kitleyi ben olarak sizleri görüyorum. Feryatlarınızda şahit oldum. Üzüleyi şahit oldum. Artık bu toplantıların basın aracıyla dile getirmek en güzel bir çözüm olması gerekir. Ben Hazas Devlet Merkezi'nin bu çalışmalarını övgüyle takdir ediyorum. Efendim söyleyeyim. Sizlere sorunlarınıza en kısa zamanda ulaştırmak üzere bakın bu proje İçişleri Bakanlığı'ndan onay aldı. Bugün de ilk toplantısını herhalde sizlere yapıyor. Ben bundan sonra çalışmalarında başarılar diliyorum. Sizlerin sesi kolayız. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Buyurun. Arkaya. Ben daha önce söz almıştım ama şimdi bir şey daha eklemek istiyorum. Biz Sayın Bakanımız buraya geldiği zaman bizle ilgileneceğini söyledi. Ve danışmanları bırakmadı ki TOKİ'nin oraya gelip kendi gözüyle görsün. Zamanımız yok dedi, danışmanları önümüze geçti. Adımızı aldı, eksiklerimizi yazdı, sonuç alamadık. Bakana iletilmediğine eminim ben. Bu konuyu bakana iletilmediğine eminim. Bizim asıl sorunlarımız yani, şimdi biz TOKİ'yi söylüyoruz ama hep TOKİ'nin içine giriyoruz. Bizim Çaydaşçıra Mahallesi şu anda karakolumuz jandarmaya bağlı olduğumuz için köy olduğumuzu hissediyoruz. Mahalle değiliz biz. Köyüz. Sadece tabelamız var. Bu konuda belediye meclisinden bir karar çıktı ama yani siz onun statü olarak geçmiş olmanız lazımdı. Geçmedi mi daha henüz? Geç. Şunu söyleyeyim. Aşağı Demirtaş köyüne günde 3 sefer araba gidiyor. Belediye otobüsü gidiyor. Bizim mahallemize de günde 4 sefer belediye otobüsü geliyor. Yani bu köyden aynı. Bizim burası köy. Yani şu anda isterdim ki belediye başkanımız burada olsun. Mahallemizi en azından mahalle olarak ilan etsin de. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah muhtarınızın seçilmesiyle birlikte bu mahalleniz tescil edilmiş olacak. Buyurun. Çok özür dileyerek ayağa kalkarsanız arkadaşlar çekim. Herkese iyi akşamlar. İsmim Murat Yıldırım. Şimdi buraya gelmemizin tek nedeni vali ve belediye başkanı tüm yetkililerin burada olduğunu düşünerek herkes koşarak buraya geldi. Evet. Buraya geldi. Buradaki geliş sebebimiz bütün problemlerimizi anlatmak. Ama şunu gördüm, Elazığ'ımızın geri kalmasının tek sebebi buymuş. Yani diğer illere göre bizim Elazığ'ımızın sahipsiz olduğu buradan net bir şekilde anlaşıldı. Hepinize teşekkür ederim. Evet, buyurun. Ömer Lan, Tedeşilen Mahallesi sakinlerinden değilim. Arkadaşlarımızı, abilerimizi dinledim. Sadece Çaydaşıra mahallesinde olan bir sıkıntı arkadaşlar çok söyledi de bileyim, inanın ki belki eski mahallelerimizden görüştünüz, geldiniz. Ama o mahallelerde de hala sorun var. Belediyelerimiz doğru dürüst çalışmıyor. Çöpler yani istediğimiz mahallelerde de alınmıyor. Sular Elazığ'ın etrafı dört yeri yani soğumasına rağmen biz bu yazın kışın hala sular kesik vaziyette duruyoruz yani. İki gün evvel suyun gelmediğini biliriz. Yani sıkıntılar sadece bir mahalle değil de bir Elazığ falan bütün sıkıntılarımız var yani. Evet. Evet, aşağı yukarı benzer problemler maalesef yaşanıyor. Ama bunlar çözülecek. Bismillah,
biraz önce de sizin mahallenizde olmak için ben pazarlık da etkisinde. Ama niye öyle düşündüm? Çünkü şanslı mahallelerden biri olacağım şu. Çünkü kentsel dönüşümü buradan başlattıklarını biliyorum. Bu kentsel dönüşümdeki kastım şu. TOKİ'nin yetkisi çok fazla. İsterse sizin burayı başkent yapabilir, isterse yapmayabilir. Yani okulunuzdan belli nüfusu geçtikten sonra 1500 nüfustur bu. Sağlık ocağınızda olmazsa sağlık kabininizi, güvenlik, jandarmaysa polise, okulunuz yoksa okul yapımına en geç 6 ay içerisinde yara yapmak koşuluyla bunu yapmak zorunda. Bu belediyenin elinden almış da bir yetkidir. Onu da kulaklarınızda olsun diye söylüyorum. Aslında bunları taşıyacak olan bilimlerimizden biri de muhtarlıklar. Fakat muhtarlıkları da o kadar sorunlar ki ben dün bir muhtar amcayla beraberdim. Dedim ki 6 milyar bana elektrik gelmiş muhtarlık ofisine. Ve muhtarlık ofislerinin statüsü ticarethane statüsündeymiş hocam. Yani organize sanayi bölgesinde. Bir fabrika gibi mi? Fabrika. Yani? Kamyon üreten bir fabrikayla aynı elektrik üzerinden ücretlendiriliyor. Bu adamcağızların elinden mülk parası hem de alındık kabataklı gibi. 400 lira bir maaşlar var. 400 lira bir maaşlar var. Huzur hakkı. Çok kısıtlı, doğal gazları yok, UFO'yla cepherler ısınıyorlar falan. Bu malum ki hocam bu şehre girecek, İçişleri Bakanlığı'nın kayıtlarına girecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı diye devletimizin bir vakfı var. Aç kuşlara bile yem bırakacak kadar zengin bir vakfı bu. Bu muhtarların daha iyi hizmet verebilmesi için, mahallenin daha iyi hizmet verebilmesi için en azından belli bir rakamda sabit tutarak elektrik, su, telefon, internet ve benzeri giderlerini Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan karşılasınlar. Ne olacaklar ki? Yani iblisin gömlek aramak, almak için bile bu vakıf kullanılabiliyor. Bu özellikle bu vakıf, özellikle girmesini istiyorum bunu. Bir daha söylüyorum, yeni mahallelerde özellikle bizim Çaydaşlı'na veya yeni açılacak Barak Gazi mahallemiz olacak diye biliyorum. TOKİ çok yetkili. Eğer siz iç ve dış kabulü yaparken bunlara dikkat etmezseniz 100 sene geçse hiç belki daha edemezsiniz. Lütfen kabulü yapmadan önce okulunuzu da tutun. Kişi başına en az 18 metrekare yeşil alan düşecek kadar bunu bile sorgulayın. Teşekkür ederim. Evet. Biz teşekkür ediyoruz. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yoksa programımızı bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, Çaydaçıra Mahallesi'ne bizi konuk ettiniz. Amacımızı kısaca bir kez daha belirlemiş olalım. Biz 16 tane mahallede benzer bir program yapmak istiyorduk. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı'na müracaat edildi ve İçişleri Bakanlığı bu müracaatımızı haklı buldu. İlk mahalle sizden başladık. İnşallah Temmuz ayına kadar diğer mahallelerde 10'ar günlük birer haftalık aralarla ziyaret edilerek genel problemler tespit edilmiş olacak. Bu problemler hem bakanlıkla hem de ilgililerle paylaşılmış olacak. Tabii problemlerinizi yani ekran başındaki sevgili seyircilerimize seslenmek istiyorum. Problemlerinizi ifade ederken özellikle çözümlerini de belirtmeniz durumunda belki biraz daha işler hızlanır diye düşünüyoruz. Bugün Çubuk Bey Anadolu Lisesi'nde kapılarını açan bize Ali Hıdır hocamıza, Sayın Ali Hıdır Menteş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir ortam hazırlamışlardı. Tabii kendileri de bu mahallenin bir eğitim kurumunun müdürlüğünü yapıyor. Benim çocuğumun da aynı zamanda müdürü, benim çocuğum da bu okulda eğitim öğretimini sürdürüyor. Ve mahallenin bu problemlerine duyarlılık gösterip eğitim kurumunun kapılarını açtığı ve bu güzel ortamı bize sağladığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hatta belki kendilerinin de bu mahalleyle ilgili söyleyecekleri vardır diye son sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun hocam. Değerli misafirlerimiz, hepiniz okulumuza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çubuk Bey Anadolu Lisesi Müdürü Ali Yıldır Menteş. 4 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Okulumuzun yeni olması tabii ki belirli sorunları beraberinde getirecektir. Ama öncelikle burada belirtmem gereken çok önemli bir mevzu var. Biraz önce Sayın Bilal Hocam bahsetti. Kendisi gerçekten okulumuzun güzide verilerimizden biridir. En ufak sorunlarımızın
olduğu bir noktada dahi kendisine çok rahat ulaşabiliyoruz. Ve okul aile birliğimizin de önemli katkılarıyla şu anda bu söyleşiyi gerçekleştirdiğimiz mekanı da okul aile birliğimiz sayesinde oluşturduk. Devlet, millet el ele programı gerçekten Elazığ için bana göre bir devrim olacaktır. İlk olmazsa asabili ufak tefek sorunlarımız olacaktır. Bir kusurumuz olduysa ev sahibi olarak affola. Ben bir eğitimci olarak Çubuk Bey Anadolu Lisesi'nin bir yöneticisi olarak, Milli Eğitim Camiası'nda bir ferdi olarak okulumuzun, Çaydaçıra Mahallemizin, okulumuzun yapısal anlamda sorunlarının olduğu aşikar. Bu anlamda yetkililere sesimizi ulaştırdığı için Bilal Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz okulumuzu seçtiğiniz için. Bu anlamda ev sahipliği yapmışsak, bir kusur olmamışsa ne mutlu bize diyorum. Eğitim olarak bana göre mahallemizin herhalde ilk sırada olacağı konulardan biridir diye düşünüyorum. Çubuk Bey Anadolu Lisesi, Necip Fazıl Kısaköy Anadolu Lisesi, Elazığ Anaokulu, biraz önce Fırat Anadolu Lisesi, Fırat Toki İlköğretim Okulu. Yani bana göre eğitim alanında mahallemiz Elazığ'da önemli bir noktada diye düşünüyorum. Çünkü Elazığ'ın birçok mahallesini yakinen biliyorum. Bu anlamda ben bir eğitimci olarak eğitim gözüyle baktığım zaman mahallemizin önde olan mahallelerden biri olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde yaşayan biri olarak söylüyorum. Bunun dışında diğer konuları ziyadesiyle bahsettiniz. Ben inanıyorum ki bunlar adresine ulaşacaktır sorunlarınız. Fakat Bilal Bey'in dediği gibi sorunlarla beraber çözümleri de iletirseniz, Bilal Bey zaten çok önemli çalışmalar yapıyor bu anlamda, kendisine müteşekkiriz. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bilal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Büyük bir alkış istiyorum. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de mahallenizde bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ailelerinize lütfen selamlarımızı iletin. Selam ve saygılarımı hepinize sunuyorum. Sağ olun.